2 Mart akşamında halkın ekranında Halkan'a haber bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyi duyurayım size. Az evvel sunucu meslektaşım Fatih Portakal 3 yıldır yargılandığı Cumhurbaşkanı hakaret davasından beraat etmiş. Efendim geçmiş olsun diyelim. Dün de Müjdat Gezen ve Metin Akpınar beraat ettirilmişti. Aynı suçlamayla yargılandıkları davadan. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladı. Bahsedeceğiz elbette. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminin uyarıları da var. Bir taraftan Mart ayında Halkbank davası görülecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. O da önemli. Bu bölüme müsaade ederseniz biraz para konuşarak başlayalım. Hepimizin parasını. 128 milyar doları. CHP lideri ısrarla sormaya devam ediyor. Garada yitirdiğimiz vatan evlatları için, şehitler için 5 soru sormuştu. Onlar yanıtsız kaldı. Hakaret işitti. Şimdi yine 5 soru soruyor bu kez 128 milyar dolarla ilgili. Merkez Bankası'nın parasını bir avuç tefeciye mi kaptırdınız? Kimlere verdiniz? Nasıl sattınız? Nasıl karar verdiniz buna? diye ısrarla 5 soru soruyor. Bugün bakalım bu sorulara bir yanıt verilecek mi? Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? Bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? CHP liderinden 5 hassas soru bu kez 128 milyar dolar için. Nerede dediği haftalardır soruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kez o tek soruyu çoğalttı. Hangi yöntemle satıldıdan kim imza attıya kadar? 5 ayrı başlıkta yine Erdoğan'a yöneltti. Tüy bitmemiş yetim adına soruyorum. Çiftçi adına soruyorum. Emekli adına soruyorum, esnaf adına soruyorum. Aylardır dükkanını kapatan, gelir elde edemeyen esnaf için soruyorum. Hedefinde Erdoğan ve damadı eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak vardı Kılıçdaroğlu'nun. At izi, it izine karıştı deyip vermişti istifasını Albayrak. 3,5 aydır da kamuoyunda görünmedi. Gara operasyonu için 5 soru sıralamış, şehitlerimizin sorumlusu sensin demişti. Bu kez 128 milyar dolar için sorumlu tuttu Erdoğan'ı CHP lideri. Berat Bey'in... Tüm bu süreçte gösterdiği gayretlerin bizzat şahidiyiz. Sen ve damadın ikiniz beraber el ele verdiniz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusun sensin. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. MHP lideri Bahçeli'ye de seslendi. Milliyetçilik üzerinden. Şimdi Bahçeli'ye de çağrı yapıyorum. Destek veriyorsun. 128 milyar doların nerelere gittiğini araştırmayın diye. Ya milliyetçilik bu mu Allah aşkına ya? Vatanseverlik bu mu? 128 milyar doları kim aldı? Kimlere verildi? Yabancılara verildi yurt dışına çıksınlar diye. Başta CHP lideri muhalefet 128 milyar doların peşini bırakmıyor. Polemik bitmeyecek, tansiyon düşmeyecek gibi. Hal böyleyken bir mektup geldi Amerika'dan. Daha evvel de mektup gelmişliği var. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı bir mektup yazmıştı da mektubu götürüp iade edeceğiz, misliyle cevabını vereceğiz denildi. A, mektubunuzu düşürmüşsünüz denip verildi mektubu geri biliyorsunuz. Şimdi mektubu yazanlar 170'ten fazla vekil Amerikalı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nden Dışişleri Bakanlığı'na mektup gönderdiler. Türkiye'ye insan hakları uyarısı yaptılar. Geldik mi yine insan haklarına. Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller var. 170 kişi ortak imzalı mektup yazdılar. Joe Biden yönetimi hala Ankara'yla bir temas sıcak temas kurmuş değil. Ankara arıyor sıcak temas kurmanın yollarını. Mart ayı da Halkbank davasının devam edeceği ay Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her şey birbiriyle ilintili. Ekonomi doğrudan siyasetle. Siyaset, insan hakları. Sağlık, siyaset. Hepsi birbiriyle ilgili. Şu mektubu anlatalım. Sonra bugün açıklanan insan hakları eylem planını uzun uza diye inceleyeceğiz. Good afternoon everyone. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden döneminin başlamasının ardından Türkiye ile ilişkilerin nasıl olacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Amerikan Temsilciler Meclisi'nden dışişlerine Türkiye'deki insan hakları ile ilgili önemli bir mektup gönderildi. Temsilciler Meclisi'nde 170'ten fazla vekil, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak Joe Biden yönetimini Türkiye ile kuracağı ilişkileriyle ilgili politikasını formüle ederken sorunlu insan hakları meselelerine de vurgu yapması için uyardı. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partiden vekillerin ortak olarak kaleme aldığı 26 Şubat tarihli mektupta NATO müttefiki Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminin ilişkilerde gerilime yol açtığı ifade ediliyor. Mektupta şu ifadeler yer alıyor: "İkili ilişkilerimizde stratejik meseleleri haklı olarak önem verilmiştir. Ancak Türkiye'de insan haklarının büyük oranda ihlal edilmesi ve demokratik yoldan sapılması da aynı şekilde önemli bir endişe sebebidir." Dün kamuoyuna duyurulan mektupta Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Greg Max ve yine etkili vekillerden Mike McColl'un da imzası bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları ile ilgili listesinde yer alan bir diğer ülke ise Suudi Arabistan. Amerikan yönetiminin Suudilere yönelik söylemleri sertleşmeye devam ediyor. Son olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'la ilişkilerde geleceğe odaklandıklarını ancak ülkede tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Riyad'a baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. 1948'de İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler'de genel kurulda okunmuş kabul edilmiş 30 maddedir İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948. Bugün açıklanan eylem planı da aslına bakarsanız o bildirgedeki gibi çok güzel olması gereken ama olmayan şeyler anlatılıyor. İnsan Hakları planı nedir? Avrupa Birliği'nin de e, insan hakları ile ilgili projelere destek verdiği biliniyor Türkiye'de. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projeyi, insan hakları e, nedir? Eylem planını tanıttı kamuoyuna. Tanıttı, akşamına gündem değişti Türkiye'de. MHP lideri Devlet Bahçeli saraya çıktı. HDP'nin kapatılması ile ilgili e, süreç hızlandırıldı. Haftaya fezlekeler geliyor, HDP milletvekillerinin fezlekeleri. E, şimdi yine de umut işte. Umut bizlerin ekmeği. İnsan umut ediyor. Yarın daha özgür, daha demokrat bir Türkiye'ye mi uyanacağız diye. Sizce? Biz bugüne kadar tüm reformları falan kuruluş dayattığı, filan teşkilat talep ettiği için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için gerçekleştirdik. 19 yıl geçmiş hala insan haklarını düşünüyorlar. 19 yıl geçmiş. Allah bunlara akıl fikir versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladı. 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeriyor. Muhalefet 19 yıldır aklınız neredeydi dedi. Sevgili peygamberimizin veda hutbesine bakın görürsünüz insan haklarını. Neyin ne olduğunu görürsünüz. Ne zamanda adalet yolundan sapmışsak gerilediğimizi, zayıfladığımızı iç ve dış sıkıntıların ağırlığı altında ezildiğimizi müşahede ediyoruz. Yargı bağımsızlaşmadıkça Türkiye'nin insan hakları sorunu da çözülemez. İnsan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Yatırım çekebilmek için en azından görünüşte insan hakları ve hukuk reformunun yapılması gerekmektedir. İktidar da bunu bu şekilde makyajla götürebileceğini zannediyor. İnsan hakları eylem planını 11 maddede anlattı Erdoğan. İfade alma işlemi 7 gün 24 saat yapılabilecek. Gece yarısı gözaltı uygulamalarına son verilecek. Kadına şiddette ağırlaştırıcı sebep eski eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi 5 yıl olacak. Başlıklar yeni eylem planından sadece birkaçı. İnsan onuru bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Eylem planımızın nihai amacı yeni ve sivil bir anayasadır. 2001 yılında iktidar oldu AKP. Erdoğan da 19 yıl sonra Cumhurbaşkanı olarak tek tek sıraladı maddeleri. Ama birçok uluslararası rapora göre Türkiye'de insan hakları özgürlükleri ihlal ediliyor. Cezaevlerinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları yok sayılarak özgürlüklerinden mahrum binlerce siyasi tutuklu, KHK'larla uzaklaştırılmış ama aklandığı halde görevine dönemeyen on binler, hapis cezalarına çarptırılan gazeteciler ve daha nice başlıklar var o raporlarda. Eleştiri tweet'e atan vatandaşların, eleştiriler eleştirel yazı yazan basın mensuplarının... ...şiddet unsuru barındırmadan gösteri yapan Boğaziçi'li öğrencilerin... ...hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden aylarca tutuklandıkları bir ortamda... ...vahim tablo göz önüne alınmadan insan hakları reformundan bahsedilemez. İnsan hakları eylem planı açıklandı. Dikkatler artık muhalefetin de sık sık eleştirdiği uygulamada. Cumhurbaşkanımıza da... Şimdi bir iktidardan söz edince... Sadece AKP değil bir de ona destek veren MHP var. Küçük ortak diyorlar. MHP'nin tavrı da önemli. MHP de hemen saraya gitti. Söylediğim gibi Devlet Bahçeli. O fotoğrafı bir kez daha rica edeyim. Bugün çekilmiş fotoğraf var. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında sabah HDP'nin kesin kez kapatılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Biz siyaseten hiç suya yazı yazmadık. Bugün AK dediğimizi, ertesi gün kara demedik. Dimdik durduk dedi. Grup toplantısında MHP lideri. Akşama da saraya gitti işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir konuştular. Ömer Çelik, AKP sözcüsü az evvel gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanlar rahatsız olurlar tabii eylem planımızdan dedi. Şimdi insan hakları adı altında başka nelerin peşinde koşanlar var bu ülkede. Bu ülkede 19 yıldır insan hakları nasıl ihlal edildi ve nasıl insan hakları liginde küme düştük bunu yaşayanlar var. Aramızda da var. Birazdan Murat Arel e, konuk olacağı program e, başlayacak. E, kayda geçsin program. Murat Arel'e bir sormak lazım. Gazetecilik faaliyetinden dolayı cezaevinde yapmış olan Murat Arel'e de. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri var. Cezaevindeler. İşitmedikleri hakaret kalmadı. Hedef gösterildiler. En yetkili isimler tarafından peşinen terörist ilan edildiler. Ev hapsinde bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bir kısmı. Bu nedir biliyor musunuz? Başka yerde göstermezler. Öğrencilerin ayak bileklerine pranga takıldı. Aslında kadın katillerine, e, cinayet işleyen erkeklere takılsın diye alınan, emniyetin aldığı elektronik prangalar şimdi öğrencilerin ayağında. Evden dışarı çıkamıyorlar, ev hapsindeler. Onlar da o elektronik prangaları boyuyorlar. İşte renkli çorapların altına geçiriyorlar. Ev hapsinde olan öğrenciler pencereden bakıyor evlerinden. Bu güzel çocuklar da İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri. Onlar da madem siz dışarı çıkamıyorsanız biz sizin evin önünde dans edelim demişler. Az evvel dans ettiler. Onlar... Güzel de müzik yapmışlar. İTÜ dayanışması ev hapsindeki öğrencilerin evi önünde dans gösterisi gerçekleştirdi. bu öğrencilere neler neler söylendi. Şimdi plan açıklamak güzel. Hani yabancı yatırımcıya cazip mi gelir? Aa bundan sonra dikkat edilecekmiş Türkiye'de. Hak ihlali olmayacak mı derler. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan yerel mahkemeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi hiç bağlamaz diyen, yani altına imza attığımız uluslararası sözleşmeleri tanımayan yetkililer şimdi eylem planı açıklıyorlar. Açıklasınlar bakalım. Şimdi düşüncesini ifade ettiği için Kimse cezaevine gitmeyecek. Ne güzel bir vaat. Gitmedi mi? Düşüncesini ifade ettiği için hiç kimse cezaevine gitmedi mi? Hiç kimse işinden olmadı mı bu ülkede düşüncesini ifade ettiği için? Ya herkes kendinden pay bitsin. Olduk. Referandumda kullanacağım oyu açıkladım. İşimden oldum. Cezaevine atılmış olanlar var. E biz e, dikenleri ayıracağız diyor şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kim diken, kim çiçek. Buna kim karar verecek? Boğaziçi Üniversitesi'ne direniş sürüyor. Boğaziçi'li akademisyenler AKP'li Melih Bulun'un rektör atamasını yargıya taşıdı. Tarihler 2 Ocağı gösterdiğinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması yapıldı. İsim AKP'li Melih Bulu'ydu. Torpil olmak ayrı bir şey. Yani siz işte birini bir yere... Okullarındaki rektörlük atamasının seçimle yapılmasını isteyen öğrenciler ve akademisyenler protestolara başladı. Öğrenciler meydanlarda, sokaklarda ve kampüs içinde haykırdı Melih Bulu istifa diye. Akademisyenler kampüs içindeydi. Rektörlük binasına sırtlarını döndüler 42 gün boyunca. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dediler. Meslektaşlarımızı istifaya davet ediyoruz. Akademisyenler bu kez yargı yolunda. Üniversitede görev yapan 70'i aşkın akademisyen Danıştay'a başvurarak Bulu'nun rektör olarak atanmasına ilişkin kararın iptalini istedi. Boğaziçili akademisyenler hazırlanan dilekçede, bulunun güncel mevzuat hükümlerine uygun şekilde atanmış olsa dahi, yapılan atama işleminin anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmadığını belirttiler. Hukuka aykırı bir işlemdir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır. Dava dilekçesinde bulunun siyasi geçmişinden de söz edildi. Yüksek Öğretim Kanunu'na göre öğretim üyeleri siyasi partilere üye olabiliyor. Ancak aynı yasada siyasi parti üyelerinin rektör olamayacağı da belirtiliyor. Rektörlük tartışmaları devam ederken Bulu'nun rektör yardımcısı Fizik Bölümü öğretim üyesi Naci İnce olmuştu. Daha sonra Bulu tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne müdür olarak atandığı İnce. Üniversite bünyesindeki Atatürk Enstitüsü'nün öğrencileri de bir açıklama yayınladı. Atananların atadıklarını tanımıyoruz. Özgür üniversiteyi savunuyoruz başlıklı açıklamada hedef alınan özgür ve demokratik üniversite mücadelesinin büyüyerek devam edeceğinin altı çizildi. <laughs> Gözaltıların serbest bırakılması ve tüm atanan rektörlerin istifa etmesi talebi bir kez daha dile getirildi. Şimdi ana Muhalefet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı yıllarca hapis sistemiyle yargılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da 2 yıl hapis cezası isteniyor. Orada eski valisine hakaret ettiği suçlamasıyla. O davada bugün başladı. Daha doğrusu 6. duruşması görüldü davanın. Ee, bir taraftan bütün muhalifler hapis cezası tehdidiyle işte susturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan gazeteciler yaptıkları haberler sebebiyle cezaevinde ama insan hakları eylem planımız var. Ne şahane. İnsan hakkı deyip muhaliflik yapmayın. Muhaliflik yapmak insan hakkı. Soru sormak, muhalefet etmek, gazetecilik yapmak, soru sormak, araştırmak. Cezaevinde gazeteciler var. Müyesser Yıldız'dan söz edeceğim. Gazeteci Müyesser Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açmıştı. Onun duruşmasındaydı. Mahkeme ha hakimi sağlık mazeretiyle katılmamış. Dava ertelendi. Neyse, e, dava için gitmişti. Müyesser Yıldız oradaydı, hazırdı. ve Hazır oradayken e, adliyede, Adalet Sarayı'nda açıklamalar yaptı. Önemli bir kulak verin lütfen. Demin de söyledim Ankara Barası Başkanı Erinç. Sal Gazeteci Müesser Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtığı 1 liralık manevi tazminat davasının duruşmasındaydı. Yıldız, balyoz ve ergenekon mağdurlarına sahip çıktığı için Soylu'nun rahatsız olduğunu söyledi. Sayın Süleyman Soylu benim o sosyal paylaşımı aldı. PKK sevicisi diye ilan etti. Üstelik de benim mesajımı eksik vererek yani şehidimize rahmet dilediğim kısmı atıp beni adeta PKK destekçisi gibi göstermeye kalktı. Balyoz Ergenekon döneminde benim askerlere sahip çıkmamdan duyduğu rahatsızlığı orada ifşa ettiğini düşünüyorum. FETÖ'yle yeterince mücadele edilmediğini belirten Yıldız, Soylu'ya neden rahatsız oluyorsun?" diye sordu ve FETÖ ile mücadele konusuna da dikkat çekti. FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir insan benim balyoz ergenekon kumpasından mağdur olan insanlara sahip çıkmamdan onlarla görüşmemden Niye rahatsız olabilmiştir diye düşünüyorum hala bunun sebebini çözemedim. FETÖ ile mücadele yok, mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor. Sadece deşifre olmuş kişilerle uğraşılıyor. Ben FETÖ ile mücadele edildiğini düşünmüyorum. Gazeteci Müeyser Yıldız'ın açtığı dava hakimin sağlık mazereti nedeniyle yapılmadan ertelendi. Çünkü adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Bir de yıllar boyunca sürüncemede bırakılan, uzatılan davalar var. Sonuçlandırılmayan davalar var. Adaletin geç gelmesi de adaletsizliktir bizzat onu da söyleyelim. Özellikle işte hakim gelmiyor bir duruşmaya, bir başka duruşma başka tarihe erteleniyor. Erteleniyor, erteleniyor, erteleniyor. Ondan sonra bir karar çıkıyor. Karar çıktığında e, mağdur duruma düşmüş olanlar hayattaysa ne mutlu. Şimdi tweetleriniz var. Çok teşekkürler. Ee, sivil anayasadan söz ediyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de. Vakti zamanında yargı reformu açıklamıştı da. Hani ee, avucunun içi patlarcasına alkışlamıştı Metin Feyzoğlu. Avukatlara pasaport kolaylığı, yurt dışına kolay çıkacaklar falan adına yargı reformu demişlerdi. Sahi ne oldu? Reform üstüne reform. Neyse gelin biz biraz daha paradan söz edelim. Hepimizin parası, devletin bütçesi. Cumhurbaşkanlığı koruma bütçesi. Bugün öğreniyoruz ki 2020 yılında 263 milyon lira harcanmış Cumhurbaşkanlığı korumaları için. 263 milyon lira, eskinin parasıyla söyleyelim, 263 trilyon lira koruma bütçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Meclis korumaları için de 100 milyon lira daha. Toplamda 363 trilyon koruma bütçesi. Nasıl değerlendirmek lazım bunu? Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok değil bir gün önce israfa tahammülümüz yok dedi, kamu harcamalarına dikkat çekti. Ama sadece koruma ordusu için harcanan para dudak uçuklattı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nın 2020 yılında harcadığı rakam tam 263 milyon 627 bin lira. danışmanlar, yardımcılar liste uzayıp gidiyor. Erdoğan'a attığı her adımda onlarca araç eşlik ediyor. Bazen sayılamıyor bile o araçlar. Zaten bir yılda harcanan rakamın 263 milyon lira olması da bu yüzden. Mali disiplin her dönemde olduğu gibi. Bugün de bizim olmazsa olmazımızdır. Rakamlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali tablolarından yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı'nın 2020 yılında harcadığı paraysa tam 99 milyon 500 bin lira oldu. Bakanlıklarımızdan zorunlu olmadıkça kendilerine tahsis edilen ödeneğin üstünde harcama yapmamalarını hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamaları israfın asıl kaynağı olarak gören muhalefetin hedefinde. Muhalefetin çağrısı ise Türkiye'nin önceliklerine. Erdoğan'ın itibardan tasarruf olmaz cümlesi de hala akıllarda. Siz, ben, bizler, e, bunlardan haberi olanlar, 263 milyon liralık koruma bütçesine tepki gösterenler biz bizler e, böyle olmaması gerektiğini, daha düşük bütçelerle de daha mütevazı koruma tedbirlerinin alınabileceğini düşünüyoruz ama bazı vatandaşlar, komşularımız, akrabalarımız onlar da daha da fazla harcansın. Bak görüyor musun itibar böyle olur işte. Korunacak elbette demekteler. Anlatmak lazım. Korunsun, bütçe de ayrılsın. 263 milyon lira. Peki yalnız SMA hastası çocukları tedavi ettirebilirsek onlar tedavi ettirilmezse devlet tarafından ailelerin son umudu olan tedavi yöntemlerine erişmeleri sağlanmazsa işte orada ortada bir haksızlık var. Oradan örnek verdim. Kimse kusura bakmasın. Hasta çocukları tedavi ettiremedikten sonra hangi itibar? Neyin e, itibarı? E, bir bir çocukta aileler kendi kendilerine kampanya yapmaya devam ediyorlar ama birer birer hepsini kurtarmak zor. Bunu karşılanması gerekiyor. SMA hastası çocuklardan biri Eyüp Çınar, 3 aylık. Aile bir bebeklerini de SMA hastalığından kaybetmiş. İkinci bebekleri Eyüp Çınar. Onlar da zor durumdayız diye bir kampanya başlattılar. Destek bekliyorlar. Oğlumu kurtarmak istiyorum. Ben bir evlat acısı daha yaşamak istemiyorum. Oğlumu büyütmek istiyorum. İsmi Eyüp Çınar, henüz 3 aylık. Eyüp Çınar şu an SMA bir kas hastası. Ve bu ölümcül bir hastalık. Tedavi olmazsa bir buçuk yaşına kadar yaşayacak. Yüzlerce SMA hastasından biri. Hastalığın tedavisi var ama ulaşmak zor. Türkiye'de hastalığın tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bazı kriterler var. Yurt dışındaki tedavi ise yüksek ücretli. Bu nedenle her hasta bu iki tedaviye de ulaşmakta güçlük çekiyor. <laughs> Yurt dışındaki tedavi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedavinin güvenilir olmadığına dair yaptığı açıklamalardan sonra yardım kampanyaları durma noktasına geldi. Aile ise Eyüp Çınar bebek için en hızlı tedaviye ulaşmaya çalışıyor. Sesimizi duyuramadık henüz. Yani hiçbir şekilde bir dönüşler alamadık. Maalesef çok zor durumdayız. Bu nedenle yurt dışındaki tedavi için başlattıkları yardım kampanyasına destek istiyorlar. Çünkü bir evlatları bu hastalıktan hayatını kaybetmiş. Daha önce de bu hastalıktan bir bebeğimizi kaybettik 10 yıl önce. O zaman hiçbir te şekilde tedavisi yoktu. Evimizde hastalığımızı geçirdik. Ve maalesef 1,5 yaşına kadar yaşadı. Ve ben ee, oğlumun da ablasının kaderini yaşamasını istemiyorum. Ben bir evlat acısı daha yaşamak istemiyorum. Burada bir tedavisi yok. Tedavisi yurt dışında. O da çok maliyetli. 2.2 milyon dolar. Lütfen bizi geri çevirmeyin. Oğlumu kurtarmak istiyorum. Yok diyor bakanlık. Aileler bakanlığın önüne gittiler biliyorsunuz. Ondan sonra güvenlik görevlerinden işitmedikleri laf kalmadı. Hal böyleyken hangi itibar? Vatandaşının sağlığı ile ilgili attığı adımlar, yaptığı harcamalar bir ülkenin itibarı aslına bakarsanız. Aşılar nerede? Geride bıraktığımız bölümün başında haritayı güzelce inceledik. Risk gruplarına göre Türkiye ayrıldı. Sarı iller, mavi iller, turuncu illerde neredeyse tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Bir tek akşam dışarı çıkamıyoruz. Ama aşılandık mı? Yok. Sıra gelir mi? Bilmiyoruz. Aşı ne zaman gelir? Onu da bilmiyoruz. Peki 1 milyon doz aşıyı bedava verdi de Çinli firma, aracı firma devlete fatura mı kesti? Onu da tam bilemiyoruz. O konudan bahsedeceğiz şimdi. Ama önce tweetleriniz. Ee, bakın izleyicimiz Filiz Hanım diyor ki insan hakları eylem planı çok güzel. Gözlerim dolu dolu izledim. Facebook'taki bir paylaşımım sebebiyle sabaha karşı gözaltına alındım. Babam kötü muamele gördüğüm kaygısıyla hastalandı. 8 gün terörle mücadelede konuktuk. Sonra bıraktılar. Pardon bile demediler. Babam 11 ay yatalak e, kaldız. Bu süreçte kaybettik. Gözlerim dolu dolu izledim insan hakları eylem planını diyor. Pardon bile demediler bana diyor. Öyle ne tweet'ler var yetişmeye çalışıyorum. Bir taraftan onlara bakıyorum, bir taraftan tüm haberler yayınlansın istiyorum. Çünkü gün boyunca haber merkezimiz çok uğraştı, çaba sarf etti. Emeği var bu haberlerde haber merkezimizin. O da önemli, onu biliyorum. Şimdi sıradaki haber. CHP lideri Kılıçdaroğlu ısrarlı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yok öyle şey. Kim kime bu devirde bedava aşı verir? demişti. Yalnız CHP lideri de belgeler gösteriyor aracı firma da e, diyor ki aracı firma da Sağlık e, açığa düşürüyor. Neyse bir haberi izleyelim evvela. Dedim ki Çin'den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan bu aşı devlet malzeme ofisine dozu 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi? Altını çiziyorum hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir. Çin'den 1 milyon doz aşı bedava mı geldi? Bu aşılar devlete 12 milyon dolara fatura mı edildi? İki net soruyu bir hafta önce sordu CHP lideri Kılıçdaroğlu. Belge de gösterdi. Sağlık Bakanı Koca, hibe edilen aşı da yok, komisyon da dedi. CHP lideri yine sordu. Devlet Malzeme Ofisi ile Sunovac'ın yaptığı anlaşma benim elimde var Sayın Bakan arzu edersen senin bulamadığın o anlaşmayı ben sana gönderebilirim. Bütün görüşmeyi Sinovac firmasıyla yaptık. Altını çiziyorum. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir. Siz aracı yok diyorsunuz. Size aracı yok diyen kim? Onu iyi tanı. O kişi seni aldatıyor. Sana doğru bilgi vermiyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşim veriyor. Bakan kocanın ticari sır sözlerine de tepkisi vardı CHP liderinin. 1 milyon doz aşıyı bedava alacaksın, götüreceksin devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara satacaksın. Ben bunu sorduğum zaman da efendim yanılma var, ticari sırlar açıklandı. Ne sırrı kardeşim? Peki bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Ülkeler arası bir takım hasta, hassas noktaları niye kaşıyoruz? olması gereken devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz? Faturalar var. Kesilmiş gümrük beyannameleri var. Orada açıkça yazıyor. Ne sırrı? Eleştirilerin odağında olan Sinovac'ın Türkiye temsilcisi Keymen İlaç'tan da günler sonra bir açıklama geldi. Firma aşıların bu süreçte yaptıkları yatırımlara karşılık Sinovac tarafından gönderildiğini savundu. Masraflarımızı karşılamak için biz bunu yaptık. Sözleşme gereği devlet malzeme ofisine verilmesi gereken teminat mektupları, lojistik işlemler, dolum tesislerinin işlemleri için gerekli tüm nakit akışı şirketimiz tarafından karşılanmıştır. 1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır. Ne demek masrafını karşılamak için? Yaptığın masraf 12 milyon dolar mı? Senin yaptığın faturalama şöyle. 1 milyon doz aşı çarp 12 eşittir 12 milyon dolar. Masraf karşılığı anlam şey değil. Aracı şirket Keymen bu açıklamasıyla cebimden masraf yaptım. Karşılığında Çin'den Sinovac'tan 1 milyon doz aşıyı bedavaya aldım. Bunu da aslında devlete fatura ederek masraflarımı karşıladım demeye getirdi. CHP lideri Sağlık Bakanı'na asıl muhatap sen değilsin dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı işaret etti. Devlet Malzeme Ofisi kime bağlı? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. Cevap vermesi gereken kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Kimin sırtına yıkıyorlar? Sağlık Bakanı'nın sırtına. Ya devlet malzeme ofisi sana bağlı olsa sen zaten sözleşmeyi göreceksin. CHP belgelere göre 1 milyon doz ücretsiz olması gereken aşıya 12 milyon dolar ödendiğinde ısrarcı. Neden komisyon ödendiğini soruyor. Sağlık Bakanı ödenmedi diyor. Aşılama yavaş ama polemiği çok hızlı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Heymen ilaç aracı firma önce aracı yok deniyordu, ee, aracı firma var. O da biz masraf yaptık, giderlere karşılık verdiler bu aşıyı diye açıklama yapıyor. Ortada çok ciddi bir durum var. Bu aracı firma olmadığı için mi biz diğer aşılardan alamadık acaba? Aracı olmadan olmuyor mu? Yani birileri illa aracılık mı edecek? Her neyse ne, herkese yetecek kadar aşı lazım. Bunu biliyoruz. Herkese yetecek kadar aşı olmadığı sürece de ister haritayı sarıya boyayın, ister maviye boyayın. Bugün sarı deyin, yarın turuncu, ertesi gün her yer kırmızı. Döndük mü haritaya yeniden? Şimdi şehirler arası dolaşım serbest. Dolayısıyla hangi ilde kaç test yapılıyor o da muğlak. E hal böyleyken biz, bize bir rahatlık geldi. Aa, bana bir rahatlık geldi. Ankara sarı mı? Tamam annemle babam hafta sonu çıksınlar. Bugün ben de öyle söyledim telefonda. Ne güzel gezin dışarıda dedim de içimiz rahat değil ki. Nereden biliyoruz yarın bu sarı olanın turuncuya dönmeyeceğini? Ee, ya da bugün mavi diye açıklanan illerde kaç test yapıldı? Şimdi durum sokağın da kafası karışık. Bakmayın. Kimine bir rahatlık geldi. Maske çıkartası geliyor böyle. Ee, kimi ise tedirgin. Daha da dikkat etmeye başladı. Dün yapılan açıklamalardan zaten bir şey anlaşılmadı. Zaten aslına bakarsanız galiba amaç kafamızı karıştırmaktı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. İller dört rengi ayrıldı. Risk gruplarına göre 81 kentte farklı normalleşme adımları atıldı. Ancak atılan adımlar yine kafa karıştırdı. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Açılacak mı, açılmayacak mı? Açılacak ya yarı açılacak. Yok restoran yarı doldurulacak. Nasıl doldurulacak? Kim bunu nasıl takip edecek? Bu çok karışık zaten. E, pek bir şey anlaşılır gibi de değil. bir şeyler açıklıyorlar ama ne dediklerini pek anlayamıyoruz yani. Yok işte 7'de masalar dışarıya tekrar atılabilecek artık. Yani normal normal şeyine devam edecekler. Bazıları yapacak, bazıları yine yapamayacak düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Okullar hangi yaş grubuna açıldı? 65 yaş ve üstü sokağa ne zaman çıkacak? Vatandaş bu sorulara cevap bulamadı. Kızı var mesela okula gidiyor. Hala karma karışık. Neresi gidecek, neresi gitmeyecek? Hala bir düzen yok yani. Yaz sınırlaması üzerinde Yok öğleye kadar, yok öğleden sonra, yok akşam saati bilmem sonra devamlı değişiyor. Renkler de oluyor tabii ki yani. Ben şimdi önüme hep haritayı mı alacağım da bakacağım. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek. Konu komşuya sorarak el yordamıyla bulacağız. Ceza MM yememeye dikkat edeceğiz, risk grubuna bakacağız ve devam. Şimdi e, kırmızı olan iller, tesadüf değil. E, Levalep dolu kongrelerin yapıldığı illerin rengi kırmızı. Kongreleri bitti iktidar partisinin. Geride kırmızı bir tablo kaldı. E, yüksek riskli, en yüksek riskli illerden biri de Rize kırmızı. Rize'de AKP il yönetimi bugün market açılışı düzenlemiş. Market açılışına katılmış olduğu gibi kalabalık. Halepoğlu marketin açılışına katılmışlar. Mesafe, maske, kuralı hak getire. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rizede salon lebalep dolu. Lebalep kongrelerin bilançosu ağırlaşıyor. AKP kongrelerinin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Nide, İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli'deki vaka sayıları artışa geçti. 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 228.4'ten 301.76'ya çıkan Ordu ilk sırada yer aldı. Ordu'da 17 Şubat'ta, Giresun'da 8 Şubat'ta, Trabzon'da 16 Şubat'ta ve Rize'de 15 Şubat'ta Lebalep AKP kongreleri yapıldı. Bak gençler nasıl coştu görüyorsunuz. Giresun bir haftada 217 vakadan 364 vakaya, Trabzon 207 vakadan 239 vakaya Rize 200 vakadan 213 vakaya çıktı Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu ee, Binlerce insanların katılımıyla lebalep kongrelerin yapılması Rize'deki salgının bu kadar çok yaygınlaşmasının temel nedeni olmuştur. Yapılan bu kongrelerden Sonra Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından görüyoruz ki artık Rize salgının en yüksek yaşandığı yerlerden haline dönüşmüştür. Ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alı koymayacağım. İzmir'de ise 15-21 Şubat arasında 42.67 olan vaka sayısı 20-26 Şubat arasında 53.42'ye yükseldi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı artışın sebebinin ne olduğunu anlamak zor değil dedi. Geçen hafta 100 binde 42. 67 olan vaka sayısının bu hafta 100 binde 53.42 olduğunu görüyoruz. İzmir'de yaklaşık bir hafta içinde %25'e varan bir vaka artışı oldu. Bir hafta içinde İzmir'deki bazı süreçler bu vaka artışlarında belirleyici olmuştur. Bu görüntülerde çok yüksek riskli il olan Rize'den, risk haritasında kırmızı renkte olan Rize'de yine kalabalık bir etkinlik yapıldı. Lebalep kongrelerinin ardından AKP İl Yönetim Kurulu Lebalep bir mağaza açılışı yaptı. Ciddi tepkiler olmasına rağmen gene de yapılmış olan açılışlarda gene aynı kalabalıkların olduğunu görmekteyiz. Bu işin bedelini Rize halkı ödeyecek. Çayeli de işin ucuzunu buldu. Çaya bekleyiz. Ben şimdi dün de ceza yiyen vatandaşların tarafında yer almıştım. Ya bu kadar kongreler tıklım tıklım doluyken, kimilerine ayrıcalık tanınmışken, kimileri yasaklardan muafken lokanta açtırdılar. Lokanta hepsi kapalıyken iken iktidar partisinin il yöneticileri Bursa'da kınamız vardı, kına gecemiz vardı. O yüzden özel dediler. Evet, yapamıyor vatandaş kınasını, düğününü bir tarafta. Hal böyleyken ben ceza yiyen vatandaşın tarafındayım. Ama bu demek değil ki kurallara, hadi, hadi gelin hiçbirimiz kurallara uymayalım. Hayır, herkes uyacak ama herkes uyacak. Vatandaşa niye ceza ki? Vatandaş biraz sesini yükseltse, sen git kongrelere bak dese hain misin sen derler. Onu da bir kez daha söyleyeyim, altını çizeyim. Polis de kendisine verilen talimatın gereğini yerine getiriyor. İşte iş yerlerine baskın düzenliyor. Burada eğlenen mi var diyor, bir bakıyor. Haritada en kırmızı olan illerden Konya, Konya'da baskın düzenlemiş e, polis eğlence mekanına. 60 kişiye ceza yazmış. E, biraz erteleyin ne olursunuz. Kıpkırmızı bak Konya. Vaka sayılarında çok riskli illerden biri. İşte o operasyon. Görüntülerin adresi Konya. Vaka sayılarının yüksek olduğu Konya'daki açık olan eğlence mekanında 60 kişiye toplam 243 bin lira ceza uygulandı. Geçiyoruz. İş yeri sahibi hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli işlem başlatıldı. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Konya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunuyor. Esmira Dilman Azerbaycan'dan size bunca kaosun içinde iyi haber. Cemre ateşe düştü bugün diyor. Evet Cemre'ler düşüyor. Hava ısınacak. Baharı bekliyoruz. Azerbaycan'dan bir haber vereyim size. Niyedir bilmem. Hani bizde en yüksek vergi neye uygulanıyor? Alkollü içeceklere değil mi? Şimdi Azerbaycan'dan sıfır vergili ithalat yapacağız. Ne alacağız? Bakıyoruz bir alacak olduğumuz mallara. Peynir var. İşte şarap var mesela sıfır vergili ithalata izin vermişler. Kim var acaba tica bu ticaretin altında? O da çıkar ortaya. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması uyarınca Azerbaycan'dan ithal edilecek bazı ürünler belli oldu. 39 bin ton meyve gelecek, 2.500 ton bitkisel yağ gelecek. 5000 ton şekerli ürünler, şekerli mamuller gelecek. İyi gelsin ama bunlar piyasalarda etkilememesi lazım. Anlaşmaya göre ithal edilecek bazı ürünler şöyle. Bazı peynir çeşitlerinde 100 bin ton, bazı meyve çeşitlerinde 39 bin ton, siyah çay için 300 ton, bazı hayvansal ve bitkisel yağlar için 2500 ton, şarap için 9 bin hektolitre. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalata gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Sıfır gümrük vergisiyle geldiği zaman bunlar bizim piyasalarımızı, tarım piyasalarımızı olumsuz yönde de etkileyebilir. Türkiye'de vergisi yüksek olan kimi ürünlerin Azerbaycan'dan sıfır gümrük vergisiyle gelecek olması çelişkili görülüyor. Türkiye'de şarap çok pahalı, çok fazla vergi alınıyor ama buradan sıfır gümrükle şarap gelmesi ee, ...biraz düşündürücü. Bir şey üretmiyoruz ki biz burada. Üretmek yasak neredeyse. Her şeyi dışarıdan alacağız. Alamayacak hale geldiğimizde ki... ...gelmek üzereyiz. Ayçiçek yağı yarım litrelik şişelerde. Çiftçi desteklenmiyor. Tarım bitirildi. Yerli tohum dahi yok. O yüzden Mansur Yavaş'ın bu projesini... ...destekliyorum. Ne yaptı biliyor musunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı? Ankara'nın kırsal kesiminde... ...hala toprağına ekip dikmeye çalışan çiftçiye tohum dağıttı. Nohut tohumu verdi. Tohum desteği projesi başlattı. Biz çiftçi olarak da çok memnunuz. Ekeceğiz. Çoluğumuz, çocuğumuz sebeplenecek. Başka kimseden bir destek görmedik şimdiye kadar. Allah razı olsun ya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en büyük seçim vaatlerinden birisiydi. Ankaralı çiftçiye destek olmak ve tarım arazilerinin ekilmesini sağlamak. İkisi de hayata geçti. Çiftçimiz üretecek, Ankara'mız kazanacak. 25 ilçemizdeki 5942 üreticimize toplam 1600 ton nohut doğumu dağıtmaya başladık. Toprağımızın bereketi çiftçimizin emeğiyle yeniden hayat bulacak. %90 hibe iyi, iyi bir Aracım bu. Nohutumu aldım, gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan Yavaş, 25 ilçede 5.942 çiftçiye yaklaşık 1.600 ton nohut tohumu desteği dağıtımı için düğmeye bastı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri nohut tohumu dağıtımına ilk olarak Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinden başladı. Önceden böyle bir şeyler yoktu. Şu anda bizim için tohum sorun yani. Bulamıyorduk, alamıyorduk, pahalıydı. Belediye sayesinde herkes nohut ekmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi veriyor diye alıp da ekiyoruz yoksa parayla al da ek dese hiçbir çiftçi alıp da ekemez. Ankaralı çiftçi yapılan destekten memnun. Çiftçinin üretim desteğine ihtiyacı var çünkü. Artan maliyetler belini büktü. Bir de pandemi olunca işler hiç iyiye gitmedi. Mazot, gübre her şey pahalı olduğu için. Şimdi alsaydık bir milyar, bir buçuk, iki milyar para edecekti. Çok memnunuz çok. Bundan daha iyi olamaz yani değil mi? Çiftçinin borç yükü her geçen gün katlanarak artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı biraz olsun nefes aldırdı çiftçiye. Böyle bereketli topraklar üzerinde tarım bitirildi ki bu ülkede yanlış politikalarla. Dışarıdan bir ürün alacağız da yiyeceğiz. Ona muhtaç hale geldik. Ya ay çekirdeği düşse toprağa güne bakan fışkıracak neredeyse. Bitirildi yok memlekette. Trakya'ya götüreceğim size Ergene Nehri'ni. Ergene Nehri zehir akıyor. Halk sağlığını tehdit ediyor. Kanserojen atıklar karışıyor. Kililiğin kaynağı bölgede kurulan sanayi tesisleri. Ergene Platformu ve Trakya Platformu gönüllüsü Avukat Bülent Kaçar anlatıyor. Trakya'nın en önemli su kaynağı Ergene Nehri bölgedeki çarpık sanayileşme yüzünden kirlendi. Artan yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı. Tarım arazileri kirlenen sular altında kaldı. Ergene Nehri kimyasal kanserojen maddelerle ve çok tehlikeli ağır metallerle bölgemize, tarıma, yeraltı sularımıza maalesef ciddi olarak tehdit etmektedir. Kaçar Trakya halk sağlığının tehlikede olduğunu söyledi. Kirliliğin kaynağı olarak sanayi tesislerini gösterdi, bakanlıkları göreve çağırdı. Devlet kurumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı derhal etkin idare tedbirlerinin alınması ve bu kirliliğin fabrikalardan doğaya salınmadan etkin bir şekilde arıtılması için denetimler uygulamalıdır. Şimdi bereketli topraklar üzerinde olmadık işler yapıyoruz. Bir nehri nasıl kuruturuz diye üzerine üst üste hidroelektrik santraller. Çevreye düşman enerji e, yöntemleri. Çevre dostu diye takdim ettiler de en tehlikelilerinden biri. En tehlikelisi belki de nükleer santral. Uygun yapılmazsa ve dikkat edilmezse çok büyük felaket. İçim rahat değil Mersin Akkuyuda devam ediyor nükleer santral. Ee, ve yine bir e, açılış törenine e, reaktörlerden birinin temel atma törenine Putin katılacakmış. Önümüzdeki günlerde çevrim içi yapılacakmış tören. Mersin Akkuyu'yla ile ilgili değil ama Türkiye'de nükleer enerji ile ilgili bir itiraf geldi uzaklardan. Japonya'dan. Japonya'nın eski başbakanı Naoto Kan, "Meslek hayatınız boyunca başbakanlık yaptığınız dönemde pişman olduğunuz bir şey oldu mu?" sorusuna Keşke Türkiye'ye nükleer enerji tavsiyesinde bulunmasaydım diye yanıt verdi. Türkiye'nin nükleer enerji yatırımı tartışmaların gölgesinde devam ediyor. 42 nükleer enerji santraliyle dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olan Japonya'dansa, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. İtiraf niteliğindeki açıklamayı Japonya eski başbakanı Naoto Kan yaptı. Eski başbakan zamanında Türkiye'ye gelip Türkiye yetkililere nükleer enerjiyi güçlü bir şekilde tavsiye ettiğim için pişmanım dedi. 冷却が止まると。 Japonya'da 2011 yılında yaşanan Fukushima nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, felaketin ardından istifa etmiş ve o günden beri nükleer enerji santrallerine karşıtlığıyla tanınıyor. Başkanlığım sırasında Fukushima felaketinin henüz gerçekleşmediği bir dönemde Türkiye'ye gittim ve bu tür büyük satış toplantılarına katıldım. Türk yetkililere eğer Türkiye nükleer enerjiyi getirmeyi düşünüyorsa bu teknolojiyi Japonya'dan almalarını rica ettim. Şu an bundan utanç duyuyorum. Bugün olsa yapmam. 2013 yılında Türk hükümetinin Shinzo Abe hükümetiyle imzaladığı ve Japonya'nın Fransız Engie konsorsiyumuyla ortak eleştirdikleri Sinop Nükleer Santral Projesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın fizibilite çalışmalarına takılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019'da Japonya ziyareti öncesinde verdiği bir demeçte hem maliyet hem de takvim bakımından başlangıçtaki anlaşmayla uyum içinde olmayan bir tabloyla karşılaşıldığını söylemiş ve projenin ilerlemediğini teyit etmişti. Cidden böyle mi düşünüyorsunuz? Son tweetlerden biri olsun. Nisan'da her şey normale dönecek. Bütün dünyada dönecek. Olmayan bir salgın üzerinde ne ticaret yapıldı diye yazan izleyicimiz var. Maske takmayı unutmayın. Bilime kulak verin. Komplo teorilerine değil. Dünya Sağlık Örgütü önlemleri gevşetmek için henüz erken uyarısı yapıyor ülkelere. Bizse normale dönmek için e, adımları attık bile işte. Ne düşünüyorsunuz? Biraz hızlı ve karmaşık mı oldu bu adımlar? Dün açıklanan kısıtlamalarla ve kaldırılan kısıtlamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mikrofon sizde. Pandemiye karşı alınan önlemler Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok noktasında yavaş yavaş gevşiyor. Küresel COVID-19 vakaları arka arkaya 7 haftalık bir düşüş yaşadı. Vaka düşüşünün yönü önce sevindirdi. Ancak düşüşün hemen ardından geçtiğimiz hafta yeniden artış başladı. <laughs> Durum böyle olunca uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nün en yetkili isminden Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan geldi. Önlemleri gevşetmek için henüz erken. Evet bence erken çünkü e, bütün bu salgının seviyesinin iyice düşmesi gerekiyordu ki bizim herhangi bir şekilde bulaşa yakalanmayalım. Bu yaptıkları aslında bana göre kişisel olarak söyleyeyim, bu konuda bilgim olmamasına rağmen bir acemilik olarak adlandırıyorum. Ve e, kendi sağlığım adına da endişe duyuyorum. En çok vaka artışları Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz'de görüldü. Bu durum her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü için hayal kırıklığı olsa da yaşanan artış devam ediyor. Benim yeğenim öğretmen, 27 yaşında aşı olmadı ve derse gidiyor. Evde hasta annesi var. Hiçbir önlem alınmıyor. Bunların zararları hep göreceğiz. Zira Örgütün Acil Durumlar Program Direktörü Macraine göre 2021 sonunda salgının sona ermesini beklemek çok erken ve gerçekçi değil. Bence biraz daha sürdürülebilirdi. Çünkü hala buna hazır değiliz. Yani biraz daha uzayabilirdi bence. Mike Rain, virüsün kontrol altına alınmaya başladığını söylemek için çok erken olduğu uyarısında bulundu. Uzmanlar salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiği aksi takdirde virüsün tekrar sıçrama yapacağı uyarısında bulunuyor. Fatma Çelik Hanım, eşim Covid oldu, 10 gün karantina altına alındı, kızımla ben negatifiz, eşim tekrar test yaptırmaya gitti, yapmadılar. O da cebinden para ödedi 130 lira ancak öyle emin olabildik hastalığı atlattığından emekliyiz ağrımıza gitti demiş. Bu da bu akşamın son tweet'i olsun. Yarın akşam saat 18'de kaldığımız yerden anlatmaya, anlamaya çalışmaya, sormaya devam ederiz birlikte. Hoşçakalın.